59. bölüm. Bütün rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı olan. Şimdi bir sayı sorusu geliyor böyle sözel olarak. Burada şu çok önemli. Bize verilen her bilgi soruda muhtemelen kullanılır. Yani diyorsa rakamları sıfırdan farklı, buna dikkat edeceğiz. Çünkü bir şık sıfır kullanıldığı durumda bizi tuzağa düşüren bir şık olabilir. Ve birbirinden farklı olan. Çünkü mesela adam soruyu okurken şöyle okuyabilir sınav heyecanıyla. Bütün rakamları birbirinden farklı olan. Şunu atladı. Sonra çıkınca sıfırdan yazıyor muydu orada? İşte buradan belli bir kısmı eliyor ÖSYM'i. Olan 4 basamaklı en büyük çift sayı aşağıdakilerden hangisiyle kalansız bölünemez? Şimdi bir sayımız var. Bunun 4 basamaklı olduğunu biliyoruz. Çizelim 4 tane çizgi. Rakamları sıfırdan farklı. Şöyle 0 çarpı koyalım aklınıza gelsin. Birbirinden de farklı. Bunu da dikkat edelim. Olan 4 basamaklı en büyük çift sayı. Çift sayı ise son basamak ne olur? 0, 2, 4, 6, 8. Ama 0 olmuyordu. Onu attım. 2, 4, 6, 8. Hangisiyle kalansız bölünemez? Şimdi benden başka ne şart istiyor? Diyor ki en büyük çift sayı olsun. Şimdi en büyük çift sayı ise ben buraya getirir 9'u yazarım. Binler basamağına niye yazıyorum da birler basamağına yazmıyorum? Şimdi mantıken düşünelim. Bir sayının binler basamağını, yani şu basamağını bir büyüttüğümde sayı 1000 büyüyor. Öyleyse getirip en büyüğünü buraya yazmam lazım ki kozumu burada oynayayım en büyük çift sayıyı yazarken. 9'u yazdık, sonra 8 yazdık, sonra 7 yazdık, sonra da 6 yazdık. Neden 8 yazmadık? Çünkü rakamları birbirinden farklı. Ben 8'i burada kullandım. Peki 8'i niye burada kullanmadım? Çünkü şöyle düşünelim. 8'i burada kullansaydım daha küçük bir sayı elde edecektim. Şurada 7 olacaktı. 9, 6, 7, 8 olacaktı. Oysa ki 8 buraya gelince daha büyük bir sayı oldu. Benden sayı en büyük olsun diyor. Dolayısıyla 8'i olabildiğince sol tarafa yazıyor. 9, 8, 7, 6 yani 9876 diye bir sayıyı bulduk. Şimdi hangisiyle kalansız bölünemez? 2 ile bölünür kolay çünkü son basamak zaten çift. Bu bir çift sayı 2 ile bölünecek. 3'e bakarsak 3'teki kuralımız neydi? Sayı değerlerini, sayıları topla 3'e bölünüyor mu ona bak. 9, 8 daha 17, 7 daha 24, 6 daha 30. 33'ün katı demek ki 3'e bölünüyor. 2 ile 3'e bölünebilen sayı 6'ya da bölünür zaten. Ve 4'e bölünme. 4'e bölünmedik. Kuralımız son 2 basamak 4'e bölünüyor muydu? Diyordu ki yani şu kısmı unut, son iki basamağı al, 76 4'e bölünür mü bak. Ben buna uyanıklık yapıp şöyle bakabilirim. 80 4'e bölünüyor değil mi? En biliyorum 20. Bu 80'den 4 çıkartmışım 76. Demek ki 76 da bölünür. Ha şöyle de bakıp 19'u da bulabilirim. Sayı 4'e de bölünüyormuş. Geriye kaldı 9. 9'a bölünmüyormuş. Yine de kontrol için bir bakalım. 9'a bölünme kuralı 9'un katı olacak sayıları toplayınca. Yani 3 ekolünden gelen bir şeydi 9'da. 9, 8 daha 17, 27 daha 24, 6 daha 30. 39'un katı mı? Hayır. 27 9'un katı. Dolayısıyla 9'a bölünmez. Doğru seçenek olduğunu buradan da bir daha görüyorum.